Hareket şüphesiz ki filmin önemli bir öğesidir. Ne var ki storyboard'lar ve konsept sanatı resimleri hareketsiz görsellerdir ve hikaye anlatımına yardımcı olabilmeleri için hareketi ifade edebilmeleri gerekir. Bu videoda hareketsiz görsellerde hareket yanılsaması nasıl yaratılır ona bakacağız. Burada iki özel tekniğe odaklanacağız: hareket çizgileri ve eylem çizgisi. Hareket çizgileri bir cismin hareket yolu üzerinde uzanan ve çizmi hareket ediyormuş gibi gösteren çizgilerdir. Mesela yarış parkuru üzerinde ilerleyen bir araba çizerken bu tarz çizgiler ekleyebilirim. Eylem çizgisi ise biraz daha farklı. Bunu karakterin umurgasını takip eden ve o anki kuvvetini ve hareketini ifade eden hayali bir çizgi olarak düşünebilirsiniz. Bu çizgiyi kullanarak karakterlerin veya bazı durumlarda nesnelerin pozuna bir kılavuz oluşturuyor ve böylece hareketlerini belirtiyoruz. Şuna bir bakın. Fark ettiniz mi? Çizim hareketsiz olmasına rağmen hareketi hissedebiliyoruz. Şimdi Yukarı Bak filminin storyboard'larını ve konsept sanat çizimlerini hareket açısından inceleyelim. Yukarı Bak'ın bu sahnesinde ev, şehrin ortasından ilk kez gökyüzüne yükseliyor. Bu kompozisyonda bize hareketi hissettiren birçok unsur var. Ev gerçek dünyada kendiliğinden harekete geçmeyecek bir cisim olsa da bu evin hareket ettiğini hissedebiliyoruz. Balonların yukarı kalkış yönü evi yukarı doğru çekiyor. Evin yukarı bakan üçgen şeklindeki yapısı yukarı yönlü hareket algısını yaratmaya yardımcı oluyor. Arka plandaki çerçeveleme öğeleri de evin panel içindeki hareketini vurguluyor. Orta boyuttan büyük boyuta geçen ağaçlar bakışımızı ileri doğru yöneltiyor. İşte onlar da burada eve baktığımız zaman tam dik durmadığını görüyoruz. Çok hafif yaptık bu da onun çevresindeki diğer nesnelerden farklı olduğunu gösteriyor. Hem uçtuğu için hem de başlı başına bir karakter olduğu için. Yani burada yukarı ve hafif sağa doğru bir hareket belirtilmiş. İşte bu şekilde. Eliyle deneyimlediğimiz eğlenceli şeylerden biri şuydu. Elleri belinde, ayakları sağlam şekilde yerde olduğu halde bile enerjisinin yukarı yönde hissedilmesini istedik. Bunun için bakışı yukarı doğru yönlendiren bu eğrilerden faydalandık. Elinin karla bir tür tezat teşkil etmesini istedik. Karl çok daha köşeli ve yere yakın hale gelmişti. Geçen yılların onu yıprattığını göstermek niyetindeydik. Karl çok cefa çekmiş, inzivaya çekilmiş ve ayaklarından yere bağlanmış uysuz bir ihtiyara dönüşmüştü. Bu resimdeki hareketi çok seviyorum çünkü çok basit. Çok kolay bir çizimmiş gibi duruyor ama bazen gereğinden fazla karmaşıklaşabiliyor. McQueen'e baktığımızda tekerleklerinin biraz açılı olduğunu görüyoruz. Bu da onu sanki sağa doğru eğiliyormuş gibi gösteriyor. Bu alt kısım da öyle. Toplamda eylem çizgisi böyle bir çapraz hat bu yönde uzanıyor. Arkadaki bu arabanın eylem çizgisi de aynen bu şekilde. Bu sayede sanki alanda ileri doğru hareket ediyormuş gibi görünüyorlar. Ve tabi hız çizgilerinin de etkisi var. Storyboard çiziminde bu çizgiler hareket belirtmenin kısa ve kolay yoludur. Arkadaki bu arkadaşa baktığımızda ise bu ikisinden daha yavaş olduğunu görüyoruz. Bu sahnede diğer ikisi kadar rekabetçi durumda değil o daha çok ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor ve diğer iki araba arasındaki rekabete imrenerek bakıyor gibi duruyor. Bakarsak zaten bunun eylem çizgisi daha dik bir hat, tekerlekleri bile gayet düz. Bu ikisinin yaptığıyla tamamen bir tezat oluşturuyor. Cesur için çizilen bu görseller çok iyi. Karakter tasarımcısı anne ayının ayıya dönüştüğünde neler yapabileceğini keşfetmeye çalışmış. Anne ayı normalde bir kadın ve bu dev ayı haliyle artık ne kadar büyük olduğunu farkında değil. Karakter yaratımında eylem çizgisi çok önemli. Karakterin en üstünden en altına uzanan bu çizgiler karakterin duruşunu belirler, hareketini vurgular. Anne ayı henüz pek kontrollü ve zarif değil. Vücudun nasıl kullanacağını, nasıl hareket edeceğini henüz bilmiyor. O yüzden de biraz dengesiz. Kısa bir süre sonra ayaklarını kullanmayı öğrendiğinde ise çok zarif bir hal alıyor. Bu resimlere baktığımızda bu sefer anne ayının vücudu boyunca uzanan çok hoş eylem çizgileri görebiliyoruz. Çok zarif bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyor. Ve ben bu resimlerde gördüğümüz tasarımın basitliğine bayılıyorum. Gördüğünüz gibi hareketsiz resimlerle de hareket duygusu yaratabiliyorsunuz. Bunun için çizgilerimizin yön ve niteliği ile birlikte karakterimizin pozundan ve çerçeve içindeki nesnelerden faydalanıyoruz. Sıradaki alıştırmada hareket konusunu daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulacaksınız.